Yeşil köri ezmesi kullanıyoruz. Bunun için ocağımızda tenceremizin altını açarak önce kavurma işlemini gerçekleştireceğiz. Körimizi açarak kavurma işlemine başlayacağız. Bir miktar tenceremize koyduktan sonra içerisine biraz da şimdi zeytinyağı koyacağım. Birlikte ikisini kavuruyoruz ve bu kavurma esnasında da güzel bir lezzet ve koku ortaya çıkacak. Biraz kavurduktan sonra içerisine Hindistan cevizi sütümüzü ekleyeceğiz. Kavurma işlemini sürdürüyoruz. Aynı bizim mutfağımızda yapmış olduğumuz yemeklerde salça kullanırken aynı tekniği uyguluyoruz biliyorsunuz. Yağda önce salçayı biraz kavururuz. Burada da yeşil köri ezmesini zeytinyağında biraz kavurmamız gerekiyor. Bakın bu şekilde yavaş yavaş kavurarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve şimdi içerisine Hindistan ceviz sütü ekliyoruz. Bir miktar ayırıyorum Hindistan ceviz sütünden. Tekrar ilerleyen dakikalarda içerisine ekleyeceğiz ama diğer malzemelerimizi de kattıktan sonra. Sosumuz ocakta pişerken şimdi içerisine ekleyeceğimiz diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Etimizi dolaptan alıyoruz. Ve bir de patlıcanımız var. Patlıcan kullanacağız bir tane de. Önce patlıcanımızı soyacağız ve küçük küçük doğrayacağız. Ocağın altını kısıyoruz. Yavaş yavaş kaynatmaya devam ediyoruz köriyi. Evet, patlıcanı bu şekilde tamamen soyuyoruz. Evet, patlıcanları zar şeklinde doğrayabilmemiz için önce boylamasına kesiyoruz. Arkasından tekrar aynı işlemi gerçekleştirip zar şeklinde doğruyoruz patlıcanlarımızı. Burada içerisine biraz balık sosu koyacağım. Bununla karıştıracağız patlıcanlarımızı. Sosumuzun içerisine az miktarda da misket limonu yaprağı kullanacağız. Defne yaprağı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama çok güzel bir aroması ve kokusu var. Onu da içerisine ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Ve şimdi sıra geldi patlıcanlarımıza. Patlıcanlarımızı da biraz önce balık sos dökerek hazır hale getirdik. Patlıcanları da sosumuzun içerisine ekliyoruz. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Patlıcanlar yavaş yavaş pişerken şimdi etimizi hazırlayalım. Bonfile kısmından kullanacağız. Çok daha kolay pişiyor ve çok daha lezzetli oluyor. Bunun için bonfilemizin yarısını keselim. Bunu da yine file yapabilmek için boylamasına kesiyoruz. Bunu da ince uzun olarak bakın bu şekilde yaprak yaprak kesiyoruz etimizi. Evet, etlerimizin hepsini doğradıktan sonra bunları da etlerimizle sosun içerisine ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Bir süre birlikte sosumuz pişecek etler ve biz de bu sırada acı biberlerimizi, yeşil biberlerimizi hazırlayacağız. Etimizi de dolaba kaldırıyoruz, kalan etimizi. Ocakta pişirme işlemimiz devam ederken kontrolümüzü de ara ara yapalım. Etler pişmeye başladığında ocağın altını biraz kısıyoruz ve yavaş yavaş pişirmeye devam ediyoruz. Sosu da etler çekiyorlar içerisine. Ocaktan almadan son kalan Hindistan cevizimizi de, sütümüzü de ekleyeceğiz içerisine. Pişirme işlemimiz devam ederken şimdi de biberlerimizi koyacağız içerisine. Bir tanesini ayıralım. En son üzerine süs biberi olarak dekor yapmak için kullanacağız. Evet, biberleri de bu şekilde içerisine bırakalım. Hafif karıştırıyoruz. Evet, etlerimiz de pişti. Şimdi içerisine iyice kısıyoruz altını ocağımızın. Kalan Hindistan cevizi sütümüzü de ekliyoruz. Onu da bu şekilde karıştırıyoruz. Evet, yemeğimiz de güzelce kaynadı. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Artık servise sunacağız. Yanımıza doğru alıyoruz. Derin bir kasede servis edebilirsiniz. Tabii içerisinde misket limonu yapraklarını alarak servis edeceğiz. Şimdi üzerine yeşil ve kırmızı biberlerimizi de ince kesilmiş olarak koyacağız. Evet, birkaç parça da fesleğen koyacağım şimdi. Güzel yapraklı olanları seçiyorum.